Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat hocam. Evet arkadaşlar bu dersimizde fonksiyon konu altımız serimizde kaldığımız yerden yani bileşke fonksiyonuna devam edeceğiz. Hemen hiç vakit kaybetmeden konumuza geçelim. Şimdi öncelikle bileşke fonksiyon bir tanımını yapmak istiyorum arkadaşlar. Bileşke fonksiyon nedir? Bileşke fonksiyon değer nasıl bulunur? Onları bir göstermek istiyorum. Ayrıca ardından bileşke fonksiyonun özelliklerini de vereceğiz ve sonra yavaş yavaş sorulara geçeceğiz. Şimdi ilk önce 3 tane küme bir alalım. 3 küme alalım. A bunlar ABC kümeler olsun. Birinci kümemiz, ikinci kümemiz, üçüncü kümemiz. Şimdi en soldaki küme A kümesi olsun. Ortadaki küme B kümesi ve sağdaki küme C kümesi. Şimdi soldan bir tane X değeri aldım A kümesinden. A ile B arasında bir adet F fonksiyonu tanımlıyorum. B ile C arasında bir adet G fonksiyonu tanımlıyorum arkadaşlar. Bir tane G fonksiyonu tanımlayacağız tamam mı? Şimdi A kümesinden bir tane X elemanı aldık. Ne yaptık? A'dan B'ye bir tane F tanıdığımız için bu X'i aldı F fonksiyonu. Kendi görüntüsü altında ne yaptı? B'ye taşıdı. Yani o zaman buradaki eleman ne gelmiş oldu? Fx gelmiş oldu. Soldaki kümeden X'i aldık. F altında B'ye tanıdık. Fx geldi. E şimdi G fonksiyonu ne yapacak? F'i alıp da kendi görüntüsü altında C'ye taşımayacak mı? E taşıdığı zaman o zaman buradaki ifade ne olmuş olacak? G'nin içinde F değer olmuş olacak. İşte bu şekilde tanınan fonksiyona A'dan C'ye akışlar G bileşke F yani sizin bildiğiniz GOF işlemi denir. Tabi buradaki şu yuvarlak işlem O değil arkadaşlar. ne bu? Bileşke işlemi. Bu bileşke diye söyleniyor. Şimdi bileşke işlemi buymuş. Yani kaba taslak bu. Peki bileşke fonksiyonlarda biz fonksiyonları nasıl buluyoruz? İlk önce bir gelelim oraya. Mesela karşımıza diyelim ki bir adet x artı 2 fonksiyonu olsun. Bir tane de gx fonksiyonu olsun. O da ne olsun? x eksi 5 olsun. Sana diyorum ki bana f bileşke g fonksiyonunu ve g bileşke f fonksiyonunu bul. Ben bu fonksiyonu nasıl bulacağım? Arkadaşlar olay çok basit. Eğer ki bileşkede fonksiyon bulmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Sağdaki fonksiyonu alıp soldaki fonksiyonda x gördüğünüz yere yazacaksınız. O zaman sağdaki fonksiyonu alıyorum. Soldaki fonksiyonda x gördüğüne yere yaz. Yani g'yi aldım. F de x gördüğüne yere yazıyorum. E yazarsam x eksi 5 artı 2 gelmedi mi? Bu da kaç yaptı? x eksi 3 cepte. Aynı şekilde g bileşik f'e gidiyorum. Ne demek bu? Sağdaki fonksiyonu al. Soldaki fonksiyonda x gördüğün yere yaz demek. E yazarsak f e aldık. Bu sefer de ne yapacağız? g'de x gördüğümüz yere yaz yazacağız. E yazarsak x artı 2 soldan geldi. Ne yaptım? f e aldım. g'de x gördüğüm yere yazdım. Yandan da bir eksi 5 geldi. E bunları toparlarsak sonuç kaç yaptı? x eksi 3 yapmış oldu. Bir örnek daha vermek istiyorum. Mesela diyelim ki fx fonksiyonumuz x kare olmuş olsun. fx fonksiyonu x kare olmuş olsun. Bir tane de gx fonksiyonu alalım. Nasıl bir fonksiyon alalım? Diyelim ki x artı 1 olsun. Sana diyorum ki bana f bileşke g'yi bul ve g bileşke f'i diyorum. Nasıl bulacaksın? Ne yapacaksın? E basit. Sağdaki fonksiyonu al, soldaki fonksiyonda x gördüğün yere yaz. Yani g'yi alıp f'te x gördüğüm yere yazarsam ne gelecek? x artı 1'in karesi geldi. E bunu da açarsanız birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı iki katı, ikincinin karesi geldi. Aynı şekilde sağdaki fonksiyonu alıp soldaki fonksiyonda da x yazarsak. Yani ne yapıyorum? f aldım, g'de x gördüğüm yere yaz diyorum. Ne gelecek bu durumda? x kare artı 1 gelmiş olacak. Bakın arkadaşlar buradaki fonksiyon bulma işimin sonucunda aslında bir şey ortaya çıktı. Her zaman f bileşke g ile g bileşke f birbirine eşit olmak zorunda değil. Tamam mı? Unutmayın. f bileşke g ile g bileşke f birbirine eşit olmak zorunda değillerdir. Bu cepte. Tamam şimdi fonksiyonları bulduk. Peki değer nasıl bulacağız? Geldik bileşkede değer bulmaya. Şimdi bileşkede bir bakalım değer bulalım. Değer. Şimdi diyelim ki karşımızda bir tane fx fonksiyonu olsun. Bu çok kalın oldu. Çok kalın oldu fx fonksiyonu ne olsun? x artı 2 olsun. Bir de gx fonksiyonu alalım. Ne gelsin o da? x eksi 2 gelmiş olsun. Sana diyorum ki f bileşke g 3 değerini bul. f bileşke g f bileşke g 3 değerini bul. Ya da g bileşke f 4 değerini bul. Bu arada arkadaşlar unutmayın ki bileşke fonksiyonun iki tane yazılımı var. Bu bileşke fonksiyonun birinci yazılımı bu fonksiyonun diğer bir yazımda şudur. F, G, X, iç içe. Ben soldaki ifade, yukarıdaki ifadeyi her zaman fonksiyon bulurken kullanırım. Fonksiyon bulurken. Yani şu solda yaptığımız işlemi kullanırken yaparım. Peki değer bulurken ne yaparım? Onda da bunu kullanırım. Bunu ne yaparız? Değer yaparken kullanırız. Tamam mı? Yani sen istersen üstü kullan. Sıkıntı yok. Ama değer bulurken bu her zaman daha çok böyle gözü hoş, daha çok kullanışlı oluyor benim için. Şimdi e ben burada değer bulacaksam o zaman bunları şu fonksiyon gibi yazarsam nasıl yazacağım? F, G, 3 ne yazacağım. Peki ben buradaki değeri nasıl bulacağım? Çok basit. Yapacağınız işlem şu. İçeriden dışarı doğru çıkacaksınız. İlk önce G, 3'ü bulun. E ben G fonksiyonunda X gördüğüm her yeri 3 yazarsam 3 eksi 2'den sonuç 1 gelmedi mi? Geldi. O zaman ne yapıyorum? G, 3'ü kaldırıyorum. G3 gördüğüm yere 1 yazdım. Yazarsam kim geldi? F1. Peki F1 nasıl bulacağız? X gördüğün her yeri 1 yaz. Sonuç kaç geldi? 3. Geldim aşağıya. G bileşke F4'ü bulmak istiyorum. Şu an bir değer bulduğumuz için hemen gittim bunları iç içe yazdım. G F4 geldi. İlk önce ne yapacağız? İçerideki değeri bulacağız. Bulduktan sonra yavaş yavaş dışarı doğru çıkacağız. İlk önce F4 değerini bulalım. Yani fonksiyonda X gördüğün her yeri 4 yaz. Yazarsak kaç geldi? 6. Yani sonuç olarak G6'yı. G6'yı bulmamız gerekiyor. Peki G6'yı nasıl bulacağız? x gördüğün her yere 6 alt yaz. Alttan da 2 çıktı. Sonuç kaç geldi? 4 gelmiş oldu. Tamam mı arkadaşlar? Olay bu. Yani kaba taslak fonksiyonun bileşke fonksiyon tanımı bu. Bileşke fonksiyonlarda değeri bu şekilde buluyoruz. Sağ taraftaki gibi. Aynı şekilde bileşke fonksiyonlarda fonksiyon bulmayı da sol taraftaki gibi yapıyoruz. Haberiniz ola. Şimdi gelelim yavaş yavaş bileşke fonksiyonun özelliklerine. Özelliklerine. Bileşke fonksiyonun özellikleri gelelim. Şimdi öncelikle I bir birim fonksiyonu olsun. Bu durumda f ile eğer ki siz bileşke birim fonksiyonu bileşke alırsanız kesinlikle sonuç ne gelir arkadaşlar? O fonksiyonun kendisi gelir. Niye? birim fonksiyon demek ne demekti? Yazdığını aldığın fonksiyon değil miydi? Yani ne koyarsam onu alırsın. E sen şimdi bu fonksiyonları bileşke alarak aslında dikkat et. Birim fonksiyonda f'i yazmış olmuyor musun? E yazdığını alman gerekmiyor muydu? Bu durumda karşına ne çıkmış oldu? F çıkmış oldu işte. Olay bu. Çünkü sen ne yapıyorsun? Birim fonksiyonunda x görünür yere f'i yazıyorsun. E sen x görünür yere f'i yazıyorsan yazdığını aldığın fonksiyonda f alman gerekmiyor mu? Bu kadar. Olay bu. Ha, yani birleşme özelliği var. Çok önemli değil sizin için. Eğer ki karşınızda 3 tane bileşke fonksiyon varsa buradaki parantezin ne olduğunu önemi yok arkadaşlar. İsterse sağda olsun, isterse solda olsun. Yani bileşke ilk önce isterseniz soldan kurun, isterseniz sağdan kurun. Biliyorsunuz parantez varken ilk önce parantezçi yapılır. Yani istersen soldan yap, istersen sağdan yap. Mutlaka sonuçlar ne gelecektir? Aynı gelecektir. Bunda da bir sıkıntı yok. Geldik üçüncü yargıya. F ile G birbirinden farklı iki fonksiyon olmak üzere. F bileşke G ile G bileşke F birbirinden farklı. Ben az önce size bunu söyledim zaten. Unutmayın bileşke fonksiyonlarda eğer ki iki fonksiyon birbirine eşit gelecekse bu ya birkaç tane doğrusal fonksiyon olur ya da aynı olan fonksiyonlarda olur. O yüzden bileşkeler birbirine eşit olmak zorunda değillerdir. Şimdi buradaki sizin için en önemli yer arkadaşlar dördüncü şık. Dört. Eğer ki f fonksiyonu birebir ve örten, ne demekti bu? Tersi alınabilir bir fonksiyon ise, siz o fonksiyon ile tersini bileşkeye aldığınız zaman sonuç her zaman ne gelmek zorunda? Unutmayın ki birim fonksiyon gelmek zorunda. Tamam mı arkadaşlar? Birim fonksiyon. Yani f ile tersi Bak ister soldan ister sağdan fark etmez. Yani şöyle yazsaydım aynı şey geçerliydi. Fark etmez. Yazdığınız zaman unutmayın ki f ile ters ne yapar? Birbirini götürür. Geriye kim kalır? Birim fonksiyon. E peki birim fonksiyon demek ne demekti? Yazdığını aldığın fonksiyon değil miydi? Sen fonksiyonu x'e ne yazmışsın? X yazmışsın. O yüzden sonuçta neye gelmiş oluyor? X gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu ifade için yalnız. Bu ifade için. A yazsaydım A gelecekti yani. Yapacak bir şey yok. Yani olay ne? Eğer ki F ile tersini sağdan veya soldan fark etmez bileşkeye aldığınız zaman bunlar birini götürecekler. Mutlaka karşıda kim çıkacak? Birim fonksiyonu çıkacak. E birim fonksiyonu demek ne demekti? Yazdığını aldığın fonksiyondu. O yüzden bu ifade karşılığı da x olarak karşılığı çıkacak. Tamam? Olay bu. Yalnız f ile tersi bileşkeye girerken arkadaşlar mutlaka dikkat edin yan yana olmalı. Eğer ki birbirini, bu fonksiyonlar birbirini götüreceklerse Yan yana olmaz bu iş olmaz. Mesela karşımda F bileşke G bileşke F'in tersi olsun. Hocam buna gider mi? Gitmez. Yan yana olmaları gerekiyor. Mutlaka yan yana bileşke girecekler tamam mı? Olmaz. Bu yok. Haberiniz ola. Ve son özellik. Bu da birkaç yerde kullanılır. Haberiniz olsun. Eğer ki ben bileşkenin tersini alacaksam arkadaşlar ters hem x'e dağılır hem de x'i yer değiştirir. Bu durumda bunun sonucu da g'nin tersi bileşke f'in tersi gelir. İspat yapabiliriz ama yapmaya gerek yok. Sadece bilin yeterli. Eğer ki bir ifade bileşke fonksiyonu ters varsa dağıldığı zaman hem ters almış olacağım hem de yerlerini değiştirmiş olacağım. Haberiniz olsun. Haberiniz olan. Tamam. Olay bu kadar. Evet gelelim yavaş yavaş sorulara artık. Başlayalım örneklere bakalım. Şu anlık bilgiler bu kadar. İleride bir tane not vereceğim. Notun ardından konu kısmı kapanmış olacak. Şimdi karşımızda bir tane f fonksiyonu var. F fonksiyonu var. Bu arada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz bunu nerede kullanırız? Konu sorulara geçmeden önce şunu nerede kullanırız? Ya diyelim ki sen bir soru gereği mesela karşına senin f bileşi g fonksiyonu var tamam mı? Sen diyelim ki soru gereği burada f'i yok etmek için uğraşıyorsun. Adam sana gidiyor g'yi istiyor. Ne yapması lazım buradan? f'in gitmesi lazım. f kimle gider? Unutmayın bir fonksiyon tersi ile bileşkeye alınınca gider. Tersi ile bileşkeye alınınca gider. Tamam mı? Alınınca gider. O yüzden mesela f bileşki g fonksiyonunda eğer ki ben g'yi yalnız bırakmak yani tek başına bırakmak istiyorsam f'in gitmesi lazım. E bu f'in gitmesi için de hemen yanından tersiyle bileşik alınması lazım. Ya da tam tersi. Diyelim ki ben sana f'in tersi ...birleşik g verdim. Burada olduğu gibi. Eğer ki buradan f'in gitmesi f'in tersine gitmesi istiyorsan unutma ters ile kim gidiyordu? Fonksiyonun kendisi gidiyordu. O zaman hemen ne yapacaksın? Yanından f ile bileşki alarak bunu da götüreceksin. Karşına kim çıkacak? Birim fonksiyon. E, birim fonksiyona da g bileşke alsam g gelmeyecek mi arkadaşlar sonuç? O yüzden benden size tavsiye eğer ki f ile tersi bileşke giriyorsa ya hocam birim fonksiyon geliyor demesi gerek yok. Direkt götürün. Zaten sonuç her türlü g gelecek tamam mı? Olay bu kadar. Şimdi geliyorum soruya. Ne demiş adam bize? Bir tane f fonksiyonu verdim demiş. Bir de f'in tersi bileşke g vermiş. 4x eksi 1. Buna göre g ne eşittir diye soruyor. E şimdi burada g'nin yalnız kalması için sen sol tarafta f'in tersi bileşke g fonksiyonunda şöyle şunları yazmayalım. g fonksiyonunda soldan f ile bileşke alman gerekmiyor mu? Arkadaşlar eğer ki siz bu fonksiyonu soldan bileşke alıyorsanız şu an karşısında bir denklem var. Sola ne yapıyorsan dengeni bozulmaması için sağ tarafta aynı şeyi yapmak zorundasınız. O zaman sağ tarafta ne yapıyorum? 4x-1'i aman diyeyim bunu sakın kaçırmayın soldan bileşke alıyorum. Biliyorsunuz ki sağdan bileşkeyi almakla soldan bileşke almak farklı olaylardı. Sakın ikisini karıştırmayın. Yani f bileşke 4x-1 ile 4x-1 bileş, bileşke f farklı olabilir tamam mı arkadaşlar? Fonksiyonlar aynı değilse muhtemelen farklı gelecek zaten. O yüzden kesinlikle sola ne yapıyorsan sağ tarafta onu yap. Tamam. Bu durumda f'in tersi f gitti mi? Gitti. Soldan kim kaldı? gx. Sağ tarafa geldim. Ne yapacağız? F bileşke 4x 1 bulacağız. E peki biz bileşkenin sonucu nasıl buluyorduk? Sağdaki fonksiyonu al. Solda f'te x gördüğün yere yaz. Soldaki f'te x gördüğün yere yaz. E ben de ne yapıyorum burada? x gördüğüm yere 4x eksi 1 yazıyorum. O zaman 3 çarpı 4x 1 artı 1 sağdan geldi. Bölü 2 de paydan geldi. 3 içeri dağıt. 12x 3 soldan artı 1 sağdan bölü 2 geldi. Toparlarsak en son 12x eksi 2 bölü 2 iki yaptı. 2'leri sadeleştirirsek geriye kaç kalmış oldu? 6x eksi 1 fonksiyonu kalmış oldu. Yani gx neye eşitmiş? 6x eksi 1'e. Bundan birkaç tane yapacağız arkadaşlar. Buna bir alışın ilk önce. Bak şimdi adam bana gitmiş ne yapmış? F'i vermiş. G bileşke F'i vermiş. Kimi istiyor? G'yi. Yani buradan F'in ne yapması lazım? Gitmesi lazım. Peki bir fonksiyonla kim bileşkeye girince bunu götürüyordu? Hatırlayın kim? Tersi. O zaman ben kesinlikle f'in yanına neyi koymak zorundayım? Tersini bileşkeyle yazmak zorundayım. Ne yapıyorum bu sefer? Karşımda f bileşke g 3x eksi 1 olarak var ya arkadaşlar. Hemen f'in yanından. f'in yanı neresi? Sağ taraf mı sol taraf mı? Bak soldan bileşkeyi alsam arada g kalıyor. Olamaz. Sağdan almak zorundasın. Yani o fonksiyonla arasında herhangi bir fonksiyon kalmamalı. O yüzden ne yapıyorum? Sağdan f'in tersiyle bir eşiği aldım. E şimdi sol tarafı ne yapıyorsak sağ tarafı da aynı şeyi yapmak zorunda değil miydik? Öyleydik. O zaman ne yapıyorum? Sağ tarafı da f'in tersiyle bir eşiği aldım. F ile tersi gitti. Birim fonksiyon geldi. Birim fonksiyonu g'yi g'ye alırsak g'nin tersi gelecek. O zaman soldan gx fonksiyonu geldi. Dikkat edin x var burada. Hemen sağ taraftaki ifadeyi halledelim. Ama bunun için kimi ihtiyacım var? F'in tersine ihtiyacım var. Hatırlıyor musunuz? Eğer ki birinci dereceden fonksiyonlar varsa bunu terslenmek için basit bir yöntem vardı. Pay kısmındaki x'in kat sayısıyla paydaki sabit terimin yerini ve değiştirin. E bu durumda f'in ters fonksiyonu ne gelmiş oldu? Eksi x artı 2 bölü 1 geldi. 1 paya dağıtın. x eksi 2 gelmiş oldu. Yani benim şu sağdaki fonksiyonu neymiş? x eksi 2 x eksi 2 fonksiyonuymuş. O zaman ne yapıyorum? Sağdaki fonksiyonu aldım. Soldaki fonksiyonda da x gördüğüm yere yazdım. Yazarsam 3 tane x eksi 2 eksi 1 de sağdan geldi. E 3'ü içeri dağıt. Soldan 3x eksi 6 geldi. Sağdan da eksi 1 geldi. Toparlarsak ne yaptı? 3x eksi 7 yaptı. Basit değil mi? Bir şey yok yani. Hani buraya kadar hiçbir şey yok fonksiyonların. Olay bu. Arkadaşlar genelde zaten konu bunun üzerine gidecek. Böyle dalları birkaç tane var. Çok fazla yok. Yine bileşke fonksiyon böyle sınavda çok sorulan bir konu değildir. Ne yapar? Aynı böyle hani birebir örten hani diğer fonksiyon mesela tersi gibi ters fonksiyon tek başına çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ne yapıyor? Diğer konuları tamamlıyor. Bileşke de öyle. Diğer konuları tamamlayan bir konudur bileşke fonksiyon. Tamam. Evet geldik buraya. Şimdi bakın eğer karşımızda bu kadar kompleks yapılar varsa kesinlikle kimse size bileşke aldırmaz. Şimdi ben senden ne demek istiyorum? Mesela solda f var. Sağda kim var? F bileşke f. E senin bunu bulman için sağdakini alıp soldakinde x görün yeri yazman gerekmiyor mu? E bu zor. Niye zor? Sen bunu alacaksın. Burada x gördüğün yeri yazacaksın. Zor değil mi arkadaşlar? Zor. Bu tarz ifadeler varsa o zaman kesinlikle değer deneyin. Değer. Değer deneyin arkadaşlar. Mesela şöyle yapalım. Şimdi soldakinde x yerine ne yazsam çok basit çıkacak. Bak x yerine 0 yazsam a bölü 1'den a gelmiyor mu? O zaman soldaki fonksiyonda x gördüğün yeri 0 yaz. Yani f0 bul. f0 ne gelmiş olacak? A. E bir de sağdan f bileşke f 0 bulalım. Sağdaki fonksiyonu da x e 0 sıfır yazın. Yazarsak f bileşke değer bulurken ben ne yapıyordum? x'ini iç yazıyordum. Haberiniz ola. Ne gelmiş olacak? x e 0 sıfır yazdık. 7 mi geldi? E ben zaten f 0 ne olduğunu biliyorum. A. O zaman içine a'yı koydum. Yani biz kısaca kimi bulmuş olduk? f a'yı 7 bulduk. E ben f a'yı nereden bulacağım? Soldaki fonksiyonda x gördüğü a yazsana. Yazarsak bak 2A buradan 1A buradan pay kısmı 3A geldi. Payda kısmında ne gelmiş oldu? A artı 1 gelmiş oldu. Kime eşit bu? 7'ye. Yap işler dışları. Bu durumda 3A eşittir. 7A artı 7'den sol tarafı gönderdik. Eksi 4A'mız 7 ise A diğerimiz de eksi 7 bölü 4 gelmiş oldu. Aman diyeyim arkadaşlar böyle karmaşık ifadeler varken gidip de sakın sağdakini soldakini yazmayın. Bu kadar uğraşması gerek yok. Değer deneyin çıkar. Bakın şunu unutmayın. Matematikte bir sorunun başına bir şey yazmıyorsa o soru bütün reel sayılar için, bütün reel sayılar için sağlar anlamına gelir. Yani sen burada x'e ne yazarsan yaz, bu f'ken bu f bileşke f olmak zorunda. O yüzden dene. Basit değer kimliği çıkıyorsa dene, tamam mı? Dene. Sıfırda mesela basit geldi. Ben sıfırı yazdım. Sen bir yazardın. Yine çıkardı. Sıkıntı yok. Tamam. Geldim diğer soruya. Artık bu da yavaş yavaş böyle doğrusal yani birinci derecen fonksiyonlarda son hani son g bulma işlemi. Bakalım. Şimdi öncelikle dikkat edin. Karşımızda f'in ters fonksiyonu var. f g fonksiyonu var. Benden g'de bir istiyor. Yani benim kime ihtiyacım var? g'ye. E şimdi benim şurada g'yi bulabilmem için f'in gitmesi gerekmiyor mu? O zaman ne yapıyorum? Soldan şimdi bak f bileşke g fonksiyonu kime eşit? 4x eksi 2'ye. Hemen bunu git soldan f'in tersiyle bileşke al bir fonksiyon kimle beraber giderdi tersiyle birleşik alırsan tamam soldan tersiyle şey aldım niye soldan aldım e sağdan alsam araya g girecek bir fonksiyon girmemesi lazım araya hatırlayın o zaman ne yapıyorum 4x-2 de soldan f'in tersiyle bu çok çirkin oldu bir saniye ne yapıyorum arkadaşlar soldan f'in tersiyle birleşik alıyorum tamam e zaten f'in tersi değil mi elimde soru bitti bir kere f ile tersi gitti birim fonksiyon geldi önemli değil Sonuçta kim gelmiş olacak? G gelmiş olacak. Soldan gx fonksiyonu geldi. Sağdaki fonksiyonu al. Solda x gördüğün yere yaz. x gördüğüm yere yazıyorum. O zaman 2 çarpı 4x 2 eksi de sağdan geldi. 8x 4 eksi 1'den de eksi 5 yaptı mı? Yaptı. E fonksiyonda x gördüğün yere 1 yaz. Yazarsan cevap ne gelecek? 3 gelmiş olacak. Bu kadar. Şimdi geldim. İkinci dereceden fonksiyonlarda bir nasıl bulacağız? Bak yine aman diyeyim arkadaşlar. Şimdi karşımızda f bileşki g varken biz burada g'yi bulacağız diye hocam hadi gidelim soldan f'in tersi bir alalım. Ya tamam alalım alalım da nasıl alacağım bunun tersini? Değil mi? Bunun tersini ama kolay mıydı öyle? Hatırla ters fonksiyon videosunu. Nasıl diyordum ben ikinci dereceden fonksiyon tersini? Tam kare yaparak. Yani bunu yapmak kolay değil. Değil. O yüzden karşınızda gidip de arkadaşlar ikinci derece bir fonksiyon varsa bunun tersini alırken aman diyeyim bir durun yani. Acaba başka bir çözüm var mı diye bakın mutlaka tamam mı? Bir durun. İşte ben bunu gidip de böyle ters alak yapmayacağım. Ne yapacağım peki? Şimdi bir kere şu işlemi ben aynı arkadaşlar normalde şöyle yazamaz mıyım? Böyle diyeyim bu işlem normalde. E ne demek bu? Adam f'te x görülen yere gx yazmamış mı? Yazmış. Ben de o zaman x yere ne yapıyorum? G yazıyorum. Yazarsam. Bu durumda f bileşke gx. Ne yapıyorum? x gördüm her yeri g yazdım. O zaman g'nin karesi x geldi. Artı 6 çarpı gx Yarmış oldu mu? Oldu. Şimdi bu durumda aynı zamanda Sen f eşit g'nin şuna eşit olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Yani sağ tarafta kime eşit? x kare artı 2x eksi 8 Peki arkadaşlar Bir ifadede Herhangi bir fonksiyonda mesela a kare artı 6 a ile başlayan tam kare Kimin tam kare açılımıydı? Hatırlayın. a artı 3'ün değil mi? E o zaman g kare artı 6 x'e başlayan Tam kare kimin tam kare açılımı? Hocam gx artı 3'ün bu ifade normalde arkadaşlar tam kare olsa gx artı 3'ün karesi olmalı. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı. İkincinin karesinden 9 olsa tam kare olacak. E ben de ne yapıyorum o zaman? İki tarafı 9 ekliyorum ki sol tarafı tam kare yapayım diye. Niye bunu yapıyorum? Çünkü sen sol tarafı tam kare yaptığın zaman 9 eklemek zorundasın ya. Bak sağ tarafa. 9 eklersen sağ tarafı tam kare geliyor. İş güzelleşti. O zaman iki tarafı tam kare yaptım. Nasıl tam kare yaptım? Sen buna 9 eklersen sağ tarafta ne yaptı? x kare artı 2 x artı 1 yapmadı mı? E bu kimin açılımı abi? x artı 1'in karesi. O zaman sağ tarafa git paşa paşa x artı 1'in karesini yaz. E şimdi kareden kurtarma yöntemi ne? İki tarafta tabii ki de kare kökünü alacaksın. Kare kökünü alırsan aman diyeyim dışarı nasıl çıkacak bunlar? Mutlak değer. Mutlak değer g x artı 3 eşittir. Mutlak değer x artı 1 geldi. Hatırlayın mutlak değer konusunu TRT konularından. İki tarafta da mutlak değer. Ne yapıyordum? Sağ tarafı ya da bir sol tarafı fark etmez. Yani bir tarafı dışarıya bir artılı çıkar bir de eksi çıkar. E çıkartalım bakalım. E bu durumda gx artı 3 fonksiyonu kime eşit geldi? Ya x artı 1'e. Ya da gx artı 3 fonksiyonu kime eşit geldi? ile çarparak çıkarttım bunu. Eksi x eksi 1'e. At 3'leri sağ tarafa atarsam. Bu durumda gx fonksiyonumuz 3'ü aldım sağ tarafa attım x eksi 2 geldi. Ya da 3'ü al sağ tarafa at. Gx fonksiyonu ne gelmiş oldu? Eksi x eksi 4 gelmiş oldu. Demek ki senin g fonksiyonun bu iki fonksiyondan bir tanesiymiş arkadaşlar. Tamam mı? X de olabilir. X de olabilir. Dikkat edin. Tamam Olay bu kadar. Evet geliyorum altın soruya. Hadi bakalım. Yavaş yavaş arkadaşlar fonksiyon t'ti kısım bitiyor. Ne kaldı geri işte? Bir fonksiyonda değer bulma yaptık ya. Hani fonksiyonda bir de ne vardı? F artı G, F G kısım var. Fonksiyonlarda işlemler kısım var. O kaldı. On kolay olduğu için onu sona bıraktım. Bir de bence fonksiyonun şu an mümkün en önemli kısmı grafikler. Çünkü ÖSYM her sene mutlaka grafikten soru soruyor akışlar. Yani fonksiyonun soruları artık genel neye döndü? Grafiğe döndü. Tamam. Yani bir sonraki video grafikten gelecek. O video bence fonksiyonların en önemli videosu. Evet. Şimdi A'yı bir reel sayı vermiş. Pozitif reel sayılar üzerinde. Dikkat et pozitif reel sayılar üzerinde. Tanımlı f ve g için. f ile ve g'yi vermiş. Şöyle bir işlem tanımlamış. Bulalım. Bir kere değer varsa ben bunu hemen nasıl yazıyorum? Şöyle yazdım ki daha rahat görebileyim diye. f 1 bulalım. Nasıl bulacağız? F fonksiyonunda x gördüğün her yeri 1 yazdım. Yazarsan ne geldi? A artı. 10 geldi. G bileşke F2'yi bulalım. Nasıl bulacağız? İlk önce F2'yi bul. Yani f'te x gördüğün yere 2 yaz. E yazıyorum ben de. Yazarsam f 2 değerine gelmiş oldu. 8a artı 10. E bu durumda aldım. f 2 gördüğüm yere 8a artı 10 yazdım. Yani g 8a artı 10 geldi mi? Geldi. Git şimdi g fonksiyonunda x gördüğün her yere 8a artı 10 yaz. Yazarsak 8a artı 10 bölü a artı 11 geldi. At abonemiz sol tarafa. Bu durumda a eksi 1 eşittir. 8 a artı 10 bölü a geldi mi? Geldi. İçler dışlar yap. Yaparsak. Bu durumda a kare eksi a eşittir. 8 a artı 10 geldi. At sağ tarafı sol tarafa. En son a kare eksi 9 a. 9 a. Eksi 10 eşittir 0 yaptı. Ayır çarpanlarına a'ya a. Eksi 10 artı 1. E bu durumda birinci a kaç geldi? 10. İkinci a kaç geldi? Eksi 1 geldi. E ben de dikkat edin arkadaşlar. Sorunun başına bakın. Ne diyordu? Artı olan reel sayılar kümesi üzerine tanımlıymış fonksiyonlar. O zaman ben buradan ne yapıyorum? A'ya gittim hemen artı seçtim. Fonksiyonda A gördüm her yere artı yazıyorum. Benden kimi istiyor? F'i istiyor. E o zaman F fonksiyonu yaz yeter yani. Diğerini yazmaya gerek yok. Bu durumda F fonksiyonunda A gördüm yere 10 yazdım. 10x küp artı 10 geldi. Bizden kimi istiyor? F2 istiyor. O zaman x gördüm her yere 2 yazarsam 2'nin kübü 8 soldan 80 sağdan 10 cevabımız da 90 yapar tamam evet geldim aşağıdaki soruya şimdi ne diyor bana soruda birebir ve örten bir f fonksiyonu için şöyle bir bağlantı vermiş buna göre fx neye eşittir e şimdi arkadaşlar benim şurada f'i bulmam için buradan bir tane f'in gitmesi gerekmiyor mu değil mi o zaman ister soldan ister sağdan fark etmez f'in tersiyle bileşkeye al niye İster soldan ister sağdan al. X tane aynı f fonksiyonu olduğu için mutlaka bir götürecek. Fark etmez. Şimdi karşımızda f bileşke f var. Sağ tarafta kim var? fx artı 1 var. Hemen ben gidiyorum. Mesela bunu gittim. Soldan f'in tersi bileşke aldım. E şimdi sol tarafı alıyorsak eşliğin diğer tarafını almamız gerekiyor. O zaman ne yapıyorum bunu gidiyorum. Soldan f'in tersiyle bir aldım. F f'in tersi gitti mi? Gitti. Birim fonksiyonu çıktı. E birim fonksiyonunda f'i bir alırsam f(x) fonksiyonu geldi. Geldim sağ tarafa. Arkadaşlar ben sayıların bileşkesi tersini alıp bileşkesi alabilir miyim? Bu mümkün değil. Benim işim şu an fonksiyonla. O yüzden bu soruyu göslemem sebebi bu. Eğer ki sayılarla ilgili bir bileşik karşılığı geliyorsa direkt ona atlayın. Siz bunun bileşkesi alamazsınız ki. Sayıların bileşkesini alacaksınız. Değil mi? Bu durumu ne yapacaksın? Buradaki bileşke sadece f fonksiyonu etkileyecek. E sen f'in tersiyle fx'i bileşke alırsan ne yapıyordu? Bunlar mı götürdü. Gerekim kaldı. Birim fonksiyon. Birim fonksiyon demek ne demek? Ne yazarsan onu alırsın. Ne yazmışım? x. Ne alacağım? x'e. O zaman burası x artı 1 gelmiş oldu. Tamam Yani şaşırmayın. Karşınızda eğer ki bir sayısal bir değer varsa, siz bunu tersine almak zorunda kaldıysanız, onu eski için arkadaşlar siz sayısal değerin bileşkesi alamazsınız ki. Tamam mı? Bu fonksiyon değil ki bu. Tamam mı? Yani fonksiyon da şu an aradığım f fonksiyonu değil. Bu bir değer sonuçta burada. Sabit fonksiyon gözle bakmayın buna şu an tamam mı? Bu bir değer burada sonuçta. Olay bu. fx fonksiyonu ne geldi bu durumda? x artı 1 geldi. Evet geliyorum bu soruya. Birebir ve bir örten yani tersi alınabilir demek istiyor. Arkadaşlar birebir ve bir örten lafını nerede görürseniz görün. Şöyle okuyacaksınız onu. Tersi alınabilir bir f fonksiyonu. Tamam okuduk. Bir denklem vermiş. F2'den f'in tersi 2 çıkar diyor. Şimdi bak burada şöyle bir kurnazlık yapıyorum x gördüğün her yere f'in tersi 2 yazar mısın? Hani onu arıyorum ya ben. Yaz bakayım x gördüğün yere. Yazarsak. Sol taraf f bileşke f bileşke f e, x gördüğün yere ben f'in tersi 2 yazarsam bak şimdi değer yazıyorum ya. İççe yazalım daha rahat edeceğiz. Şimdi şu fonksiyonu bir iççe yazık önce. Şöyle yazdım. Artı fx eşittir x-2 geldi. Ne yapıyorum? x gördüğün yere f'in tersi 2 yazdım. Yaz bakalım. f f f'in tersi 2. Tamam. Artı f x gördüğüm yere f'in tersi 2 yazdım. Sağ taraftan ne geldi? f'in tersi 2. Çünkü x gördüğüm yere yazıyorum. Eksi 2 geldi. Arkadaşlar f ile tersi yan yana gelirse ne yapıyordu? Gitti. Gerekim kaldı birim. E sen birimle de f 1'i alırsan kendisi geldi. Yani soldan f2 kaldı. Tersi f gitti. Kim kaldı? Birim. Ne yazdıysan onu alırsın. 2 yazmışsın 2 alırsın. Eşittir. F'in tersi 2. Eksi 2 geldi mi? E benden ne istiyor bu adam bak? F2 ile F'in tersi 2'nin farkını istemiyor mu? O zaman at sol tarafa, at sağ tarafa. Atarsak F2 eksi F'in tersi 2'de ne gelmiş oldu? Eksi 4 gelmiş oldu. Tamam. Evet geliyorum diğer soruya. Ha, böyle eğer ki çok fazla bileşke varsa mutlaka fonksiyon kendi tekrar eder. Kesinlikle tekrar eder. Şimdi başlayalım. Ne yapacağız ilk önce? f -1 değerini bulacağız. Bulalım bakalım. f -1 değeri. Fonksiyonda x gördüğün yere -1 yaz. X -4 x -1 daha x -5 yaptı. Bölü, x -1 x -4 daha -5 yaptı. Kaç geldi bu? 1. Hatırlayın şimdi bak. Fonksiyonlar şöyle içe yakışır. İşte bak değer bulurken böyle iç yazarsan daha rahat görüyorsun işte. Şimdi böyle gidiyor fonksiyon. Şimdi sen ne yaptın? f -1 kaç buldun? 1 buldun. E artık kimi bulman lazım senin? f 1'i bulman gerekiyor. E bul f 1'i bulursak 1'i aldım bir yerine yazdım. Pay kısmı 3 geldi. Payda kısmı kaç geldi? Eksi 3 geldi. Cevap kaç geldi? Eksi 1 geldi. Yani sen şu an ne yapacaksın? Hani şurada bir F daha var ya şöyle. Bunun yerine eksi 1 yazmayacak mısın? E başa döndü. Yine F eksi 1 bulacağım. Başa döndü arkadaşlar. Başa döndü. Bakın. Birinci fonksiyon 1 bir geldi. İkinci fonksiyon eksi 1 geldi. Yazsaydım f eksi 1 yine kaç gelecekti? 1 gelecekti. Üçüncü fonksiyon yine 1'e dönecekti. E ben buradan ne anlıyorum? Tek olan fonksiyonlarda cevap 1 geliyor. Çift olan adetler ne geliyor? 2 geliyor. E peki buradan buraya kadar kaç tane bileşke vardı? 100 tane bileşke vardı. O zaman çift adetli olduğu için cevap da 2 gelmiş olacak. Tamam Bu kadar. Evet 10. soru. Arkadaşlar ben bu soru tarzı size fonksiyonun değer bulmanı anlattım. Eğer ki şunu unutmuyorsunuz bakın. Bir f'in yani fonksiyonun f'nin diyelim başında çarpım şeklinde çarpım şeklinde fonksiyon varsa x'e bağlı fonksiyon varsa fonksiyon varsa onu sıfırlamaya çalışın. Onu sıfırlayın. Yani yok etmeye çalışın diyelim. Yok etmeye çalışın. Tamam mı? Yok etmeye çalışın. Mutlaka karşıda bir şey çıkacaktır. Nasıl? bir fonksiyon varken kat sayısı böyle hani gidip de x'e bağlı bir fonksiyon varsa bak bileşke fonksiyon var kat sayısı nasıl x'e bağlı fonksiyon işte şunları yok etmeye çalışın tamam mı e şimdi yok etmeye çalışalım bakalım o zaman soldaki şu ifadeyi yok etmek için x'e ne yazmam gerekiyor eksi 3 e yazdım sol taraf komple gitti yazarsak sağ tarafta yerine e bu durumda x yerine 3 yazdım eksi eksi çarpma artı geldi 2 de buradan 5 tane fx fonksiyonu Hatta fx değil ben x yerine eksi 3 yazdım. Dolayısıyla de ne yaptı? Eksi 3 yaptı. x gördüğün yere eksi 3 yaz. Eksi 3'ün karesi 9. 9'dan 3 çıktı. 6 kaldı. Yani f eksi 3 ne eşit gelmiş oldu? 6 bölü 5'e. Devam ediyorum. Bir de sağ tarafı 0 yapmaya çalışın. Yani x gördüğün yere 2 yaz. x gördüğün yere 2 yazarsam sol taraf 5 çarpı f bileşke g 2 geldi. Sağ taraf zaten gitti. 2'nin karesi 4. 2 daha da kaç yaptı? 6. E böl 2 tarafı 5'e. O zaman f bileşke g2 dedik kime eşit geldi? 6 bölü 5. E bu da 6 bölü 5 değil mi abi? O zaman bu iki ifade edilme eşit. Hemen eşit diyorum. Yani f bileşke g2 kime eşit olmak zorunda? f eksi 3'e. E arkadaşlar dıştaki fonksiyonlar zaten aynı değil mi? O zaman içleri de aynı olmak zorunda eşitlik olduğuna göre. Yani g2 değerimiz kime eşit geldi? Eksi 3'e. Benden kimi istiyor? G'nin tersi eksi -3. Hatırlıyor musunuz? Ters fonksiyonda. Şu x'i yer değiştirse ben ne yapmış oluyordum? Şuradaki fonksiyonun tersini almış oluyordum. E o zaman ben oradaki fonksiyonun yer değiştirerek tersini alırsam G'nin tersi eksi -3'te 2 yani aranan cevap 2 gelmiş olur. Tamam? Evet, geliyorum. Daha da güzel bir soruya bence. Şimdi adam bize f bileş g'yi vermiş abi. Bir de h g'yi vermiş. F'in f bileşke h'ın tersinde bir değer istiyor. Şimdi bırakın bir değeri f'in tersi h'ın f bileşke h'ın tersini bulmak sıkıntı. Şimdi bakın arkadaşlar. Soru aslında size bir yerden kopya veriyor. Bak ne vermiş size? H'ın tersini vermiş. E h hangi ifade var? Aşağıdaki fonksiyonda mı yukarıdaki fonksiyonda mı? Bunda var. O zaman kesinlikle burada bir ters alma işlemi olacak. E nasıl olabilir bu? Şimdi ben buraya h'ın tersini falan filan koysam e h'de gidecek. Bu da olmaz. O zaman yapabileceğim tek bir hamle kalıyor. İki tarafında ters alın. Başka bir çare yok. Şimdi hatırlıyor musunuz? Eğer karşımızda bir bileşke fonksiyonun tersi varsa ne oluyordu? Ters x'ine dağılıyordu ve bu iki ifade yer değiştiriyordu. E o zaman karşımıza ne çıktı? G'nin tersi bileşke. H'ın tersi ne gelmiş oldu? X eksi 3'ün tersi. X eksi 3'ün tersi almak basit. Zaten bunun paydasının gizli biri yok mu? O zaman x'in katresiyle sabit terimin yeni ve değiştirin. Eksi x, eksi 3 bölü eksi 1 yaptı. Eksi de paya at. x artı 3 geldi mi? Geldi. Yani yan taraf x artı 3 çıktı. Devam et. Devam et. Şimdi h'ın tersiyle alakalı bir şey yakaladım. Ama ben f ile h'ın tersi nasıl yalnız bırakacağım? Arkadaşlar bakın. f bir g fonksiyonu. Şurada g'nin tersi bir h fonksiyonu. H'ın tersi var. Ya bu f'in f, f g ile g'nin tersi bir h bir bileşkeyle ile yan yana geleydi. G ile G'nin ters gitmeyecek miydi? Kurban olduklarım. O zaman şunları hemen bir bileşkeye alsanıza. E alırsanız dikkatli olun. G ile tersi gidecek. Gele kalacak? Birim. Sen birimle kimi bileşgeye alırsan al. Kendisini vermeyecek mi? Hah, bak ne geldi? F bileşke, haşın ters soldan geldi. Ne yapmış olduk? F bileşge G ile yani 2x-5 ile G'nin tersi bileşke aşının tersi. Yani x artı 3'ü bileşke aldık. Ne demek bu? Sağdaki fonksiyonu al solda x gördüğün yere yaz. E yazarsan 2 tane x artı 3 eksi 5 yandan geldi. Bu da ne yapar? 2x artı 3 yapmış olur. E yaparsak o zaman f bileşke h'ın tersi x fonksiyonunda 2x artı 3 gelmiş oldu. E ben de x gördüğüm her yere eğer ki 3 yazarsam o zaman f bileşke h'ın tersi 3 ne gelmiş oldu arkadaşlar? 3 Kere 2 6 3 tari 9 gelmiş oldu. Evet arkadaşlar yavaş yavaş geldik nota. Şimdi notumuzu bir geçelim bakalım. Şimdi arkadaşlar bu not gerçekten çok önemli çünkü özellikle yorum sorularında sizi bu patlatır haberiniz olsun tamam mı? Bu not gerçekten önemli yorum sorularında bu oldukça fazla gelen bir olay. Peki ne bu? Şimdi bakın eğer ki F bileşke G birebir ise birebir ise bu durumda G birebir olmak zorunda birebir olmak zorunda eğer ki F bileşke G fonksiyonu örten bir fonksiyon ise de örten bir fonksiyon ise bu durumda kim örten olmak zorunda F örten olmak zorunda niye ispat lazım öyle laflı olmuyor ispat lazım hemen ispatını yapalım bak şimdi gidiyorum arkadaşlar ne yapıyorum? 3 tane küme alalım. Birinci kümemiz bu. İkinci kümemiz bu. İkinci küme elips oldu. Evet. Üçüncü küme de şu olsun. Geldi buraya. Şimdi öncelikle soldaki küme A kümesi, B kümesi, C kümesi. Hangi fonksiyonu verdik? Bileşke fonksiyonu. Hangi fonksiyonu? F bileşke G'yi verdik. Şimdi o zaman ilk önce ne yapalım? A kümesinden A kümesinden B kümesine bir tane G fonksiyonu tanımlayalım. B'den C'ye bir tane F tanımlayalım. Dolayısıyla ben şunun bu durumda ne yapmış oldum? A'dan C'ye F bileşke G'yi tanımlamış olmadım mı? Hatta örneğini verelim. Buradan bir tane X değeri aldım. X'in G altlık görüntüsü şuraya ne geldi? GX olarak geldi. GX'in de F altlık görüntüsü ne yaptı? F bileşke GX'i bana vermiş oldu. Şu an konumuz bu değil. Bu zaten tanıma fonksiyonların. Bileşke fonksiyonu tanımı bu. Şimdi bunu size gösterebilmek için arkadaşlar şöyle birkaç tane eleman almak istiyorum. Bakın şimdi. Diyelim ki şurada iki tane eleman olsun elimizde. 1 ile 2. Bu kümede 3 tane eleman olsun elimde. Ne olsun? 3, 4, 5 olsun. Sallıyorum şu anda. C kümesi ne olsun? 2 tane eleman gelsin. Ne olsun mesela? 6, 7 olsun. Tamam. Olay bu. Şimdi öncelikle. Öncelikle, öncelikle. Ne diyorum ben sana? F bileşke G fonksiyonu birebirse G birebir olmak zorunda. Bunu bir göstermeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar elimizde eğer ki ise bağlantısı varsa bu ise bağlıcı. Bu ne demektir? sol tarafın doğruluğunu kabul edeceksin. Sağ tarafı ispatlamaya çalışacaksın. Tamam mı? Bu ispat ettiklerim mantıkta geçer. Soldakini kabul et. Sağdakini yani isenin sol tarafını kabul et. Sağ tarafını ispatlamaya çalış. Yani şu an benim karşımdaki fonksiyon birebir bir fonksiyon. Peki bu birebir fonksiyon nasıl tamamlanacak? Nasıl tamlanacak? Bak şimdi olay şu. Şimdi diyelim ki ben soldaki elemanları aldım. A kümesinden biri aldım. 3'e götürdüm. Diyelim ki. 2'yi de aldım. 4'e götürdüm. Şimdi öncelikle peki hocam niye 2 4'e gidiyor da mesela 3'e gitmiyor diyeceksiniz değil mi? Hani sen şu an gelin zaten biri bulduk, biri bir olduk kabul etmeyeceksin. Hayır kabul etmiyorum. Böyle olmak zorunda. Niye zorunda? E varsa hadi gitsin. Gitsin de görelim. Görelim yani şeyi. Cevabı. Şimdi 2 mesela diyelim ki 3'e gitsin. 2 3'e gitti. Şimdi 2 3'e gittiği zaman 3 de C'den bir yere gitmeyecek mutlaka. Gidecek. Niye? Çünkü bu fonksiyon. Fonksiyon tarım kümesinde boş eleman kalamaz. F'i bir fonksiyon kabul ettik. O zaman tarım kümesinde boş eleman kalmaması lazımdı. O yüzden 3 mutlaka biri içecek. E şimdi bu durumda ne oldu? Bak dikkat et. Sen bileşke fonksiyonunda F bileşke G fonksiyonunda X yerine 1 yazdın. 1 en son kime gitti? 6'ya. Peki F bileşke G fonksiyonu başı ne yaptın? X yerine 2 yazdın. Sonuç ka kaça gitti? E yine 6'ya gitti. E ne oldu? Birebir olmadı ki. Yani ben buradan ne anlıyorum? 1 3'e gidiyorsa 2'nin 3'e gitmemesi lazım arkadaşlar. Gitmemesi lazım. Dolayısıyla kesinlikle 2 3'e gidemez. Bu garantilendi. Sil şunları. Sil. Kesinlikle garantilendi, gidemez. Tamam. O zaman 2 4 veya 5'e bir tersine gidecek. Diyelim ki 4'e gitmiş olsun. Gitti. Tamam. Peki 4 nereye gidecek? E bilmiyorum ki mesela. 6x'te olur mu acaba? Şimdi 4 diyelim ki 6'ya oturtdum. 4 e, 6'ya oturtdum. Şimdi ben eğer ki burada 4'ü 6'ya götürürsem ne olur arkadaşlar? Bakın şimdi. Yine ben tanım kümesinden biri seçtim. F, 1, G. 1, F, 5, G altında kime gitmiş oldu en son? 1, 3'e gitti. 3, 6'ya gitti. En son 6'ya gitmiş oldu. Peki 2 kime gitti dikkat edin. F, 5, G, 2 değeri kime gitti? Dikkat et. 2, 4'e gitti. 4'ü yine 6'ya götürdün. E yine 6 geldi. E yine 1'e birlik bozuldu. 1'e birlik demek ne demekti? Tanım kümesindeki her değer, değer kümesinde farklı bir gitmeyecek miydi? Olmadı ki. Ozan 4 yine 6'ya gidemez. Niye? Tanıma uymuyor. Tanım neydi? Birebirlikti tanım. Ozan 4 de burada kimi itmeli? 7'ye itmeli. Tamam mı? Tamam. Ama dikkat edin F1 fonksiyon değil mi? Fonksiyon. Ozan tanım kümesi bir eleman kalmaması lazım boşta. Doğru mu? Yani 5 de ya 6 ya da 7'den bir tanesi kesinlikle gidecek. Gitmek zorunda. Yani karşımdaki fonksiyonlar bu şekilde olmak zorunda. Bakın ne oldu bu durumda? G fonksiyonu nasıl fonksiyon geldi? kesinlikle birebir bir fonksiyon geldi. Peki f nasıl bir fonksiyon geldi arkadaşlar? Örten bir fonksiyon gelmiş oldu. Tamam mı? Olay bu kadar. E şimdi bu arada f bileşi g örten iken f bileş g örtense f kaç f nasıl geldi? Örten bir fonksiyon gelmiş oldu. Yani olayımız ne arkadaşlar? Olayımız eğer ki f bileş g birebirse g birebir olmak zorunda. f bileş g örtense f örten olmak zorunda. Şimdi bunu bazı arkadaşlar karıştırıyorlar. Karıştırıyorlar. Bunu ben size böyle aklınıza kalacak şekilde söyleyeyim. Arkadaşlar, eğer ki birebir istiyorsanız birebir kelimesine yakın olan fonksiyon bileşkede birebir kelimesine yakın olan fonksiyon birebir olmak zorunda. Örten kelimesine de uzak olan fonksiyon örten olmak zorunda. Unutmayın, tamam mı? Birebir kelimesine yakın olan fonksiyon birebir olmak zorunda. Örtenlik iken, örtenlik varsa, örtenlik kelimesine uzak olan fonksiyon uzak uzak olan fonksiyon örten olmak zorunda haberiniz olsun tamam Evet geliyorum 12. soruya. Bunu unutmayın. Bunu özellikle yorum soruları çok görürsünüz ve patlarsınız. F bileşke G ile G bileşke neymiş? Birebir. Bak şimdi. Sen F bileşke G'nin birebir olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. G bileşke F'nin birebir olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Neydi? Birebir varsa yakındaki fonksiyonlar birebir olmak zorundaydı. O zaman G de F de kesin birebir. X kesin doğru. %100 doğru. Geldim F5 G örtene. Şimdi arkadaşlar matematikte kesinlikle sorularında eğer ki ifadenin doğruğunu düşünüyorsanız ispat yapmak zorundasınız. Ama yanlış olduğunu düşünüyorsanız bunun olmadığını dair bir örnek vermek zorundasınız. Ben de bir örnek vermek istiyorum çünkü yanlış olduğunu düşünüyorum. Şimdi karşımızda bir tane F bileşke G fonksiyonu olsun tamam mı? F 5 G fonksiyonu olsun ama ondan önce bir tane, bir tane F ve G tanımlayalım. Diyelim ki fx fonksiyonu mesela kök x fonksiyonu olsun gx de nasıl bir fonksiyon olsun? Mesela gx de x fonksiyonu olsun tamam mı? Bir tane tanım küme seçelim. Ben bunu kullanacağım ya şimdi. Tanım küme seçelim. Ondan önce dikkat edin. Bir tane f bileşki g fonksiyonu tanımam gerekiyor. f bileşki g fonksiyonu tanımıyorum. Nasıl tanımlayacağım? Ne yapacağım? Sağdaki fonksiyonu alacağım. Soldaki fonksiyonu x yerine yaz. g'yi aldım. f x yerine yazıyorum. Ne gelecek? Yine kök x gelecek. Ne yaptım burada? x yerine g'yi yazdım. Tamam. Bu da cepte. Ama şimdi fonksiyon olması için ne yapmam lazım? Bir tanım kümesi oluşturmam gerekiyor. Şimdi fonksiyonun tanım kümesi seçelim. Nasıl seçelim biliyor musunuz? Mesela ben burada gideyim. Bu fonksiyonun tanım kümesine, tanım kümesine 1 ile 9 arası seçeyim abi. Tamam mı? F bileşki G fonksiyonun tanım kümesini aldım. Ne yaptım? 1 ile 9 arası seçtim. E şimdi bu durumda tanım kümesi 1 ile 9 ken. Ben bunu mesela gitsem değer kümesinde 1 ile 9 arası hesap olur mu? Olur. Niye olmasın? Niye olmasın? Olabilir. Olabilir. Peki bu durumda fonksiyon şu an birebir mi? Dikkat edin. En baştaki F5G fonksiyonu neydi? Birebir de. Şu an oluşturdu bu F5G fonksiyonu birebir oluyor mu? Oluyor. Niye oluyor? Bak. Tanım kümesindeki değerleri alsan. f 5 G'de yerine yazsan. Çıkan sonuçlar mutlaka farklı değeri itmiyor mu? Yani şu an aldığım fonksiyon doğru bir fonksiyon. Bir sıkıntı yok. Benim elimdeki varsayılanlara göre ben doğru bir fonksiyon aldım. Peki sen burada f bileşki g'nin tanım kümesini yerine fonksiyonu yazdığın zaman çıkan değerler nereye düşüyor arkadaşlar? Nereye düşüyor? Bak sınırları yaz yeterli. 1'i al yerine yaz. F bileşki g1 kime gidiyor? Kök 1'den 1'e gitti. Peki f bileşki g9 kime gidiyor? Kök 9'dan 3'e mi gitti? E arkadaşlar bu durumda fonksiyonun görüntü kümesi nerede gelmiş oldu? 1 ile 3 arasına geldi. E fonksiyonun değer kümesi 1 ile 9 iken benim görüntü kümem bu geldi. Ben değer kümesi kapatabildim mi? Kapatamadım. O zaman bu durumda f bir -G, g örtendir diyemezsiniz kesinlikle. Tamam mı? Olay bu kadar. Alın bir tane de örnek. Evet yani ne göstermek derken işte bir hani görüntü kümesi bulmayı göstermedik. Bir de işte bir tane de ne yaptık? Fonksiyon sayısı yazmayı göstermedik. Onları bir gösterelim. Ardından yavaş yavaş bir kapatalım. Şimdi bana f bileşke ye yeni vermiş, tanım kümesini vermiş. Ne bunlar arkadaşlar? X'lerin olduğu küme. Hemen yaz. X'lerin olduğu küme. Hatırlayın, tanım kümesi neydi? X'lerin olduğu kümeydi. F ile G'yi vermiş. Buna göre A kümesi nedir diye soruyor. Peki A kümesi ne? F bileşke G'nin değer kümesi. O zaman ilk önce F bileşke G'yi oluşturmak lazım. Hemen F bileşke G'yi oluşturuyorum. Nasıl oluşturacağız? Sağdakini al, soldakini x'e ne yaz? E yazıyorum ben de. Bu durumda eksi parantezde ne gelmiş olacak? 1 eksi mutlak değer x'in karesi geldi. F'te x gördüğüm yere bunu yazdım. Yani benim bu fonksiyonun değer kümesini yani görüntü kümesini bulabilmem için şunun değerlerini bulmam gerekmiyor mu? Nasıl bulacağım? Gel içeriye. Gel buraya. Şimdi en içten başlayalım. İlk önce mutlak değer x'in görüntüsünü bulalım. 3 tarafında mutlak değerini al. Ne gelecek? Alt sınır 0 gelecek. Biliyorsunuz eşitlerden. Ortası mutlak değer gelmek zorunda. Üst sınırına gelecek 2. Arkadaşlar bazınız diyebilir ya hocam mutlak değer alınca 1 ile 2 arası gelmiyor mu diyebilirsiniz. Hayır 0 ile 2 arası geliyor. Niye? Şimdi mesela sen burada x'i 0 aldın. Sen bunun mutlak değerini aldığın zaman çıkan sonuç ne geldi? 0. O zaman 0 bu kümede olmak zorunda. O yüzden unutmayın eğer ki sizin eksiden artıya giderken bir ifadeniz varsa siz bunu artıya çevirmek istiyorsanız alt sınırı 0 almak zorundasınız. Aynı eskilerde kare alır gibi. Eskilerde kar alırken veya çift kuvvet alırken neye bakıyordunuz? Arada sıfır var mı yok mu? Varsa altında sıfır olmak zorunda yoksa düz mantık kare aldı. Mutlak değer de aynı. Niye? Çünkü artı yapıyor. Bu durumda eksi mutlak değer x'i bulalım. 3 dörtte eksi çap. 0 büyük eşittir. Eksi mutlak değer x geldi. Büyüktür eksi 2 yaptı. 3 tarafı da 1 ekle. 1 büyük eşittir. 1 eksi mutlak değer x. Büyüktür ne geldi? Eksi 1. Al abi bir de bunun karesine. 3 tarafında karesini alıyorum. Şimdi dikkat et. Esitle karalırken ne yapacaktın? Aralıkta sıfır var mı yok mu? Var mı bu aralıkta sıfır? Var. O zaman alt sınır sıfır gelmek zorunda. 1 eksi mutlak değer x'in parantez karesi. Peki üst gelecek. Karesini al 1, karesini al 1. X'de 1 gelmedi mi? O zaman üst biri 1'i koydum. Peki eşitlik olacak mı? Evet. Olacak. Karesinde 1 var. Karesinde 1 var. Dikkat edin. Ve bir tanesi eşitlik var. O zaman eşitlik olmak zorunda akşam burada. Tamam mı? Karesinde olmak zorunda. Peki bundan sonra bir de eksiye çarparsam 3 tarafta eksiye çarp 0 büyük eşittir Eksi 1 eksi mutlak değer x'in parantez karesi geldi O da büyük eşittir ne yaptı Eksi 1 mi yaptı Alın size f bileşke g'nin görüntülerinin değer aralığı Yani bu durumda a kümesi dediğimiz küme hangi kümeymiş Eksi 1'den kapalı sıfırdan kapalı olan kümeymiş arkadaşlar Tamam olayımız bu kadar Evet Gelelim yavaş yavaş Son sorumuza Şimdi ne diyor bana soruda? A kümesi 1 2 3 4 vermiş. F ve G A'dan ayrı tanımlı birebir iki fonksiyon. Tamam. Şimdi iki tane küme aldım yine. Hemen iki tane küme alalım. Şöyle bir tane küme aldım. Diğeri şöyle bir küme olsun. Hatta şöyle bir tane daha küme alalım arkadaşlar. Şöyle ortam bir çizgi çekelim ilk önce. Şöyle bir çizgi çekeyim ortaya. Evet. Sağ tarafta da iki küme daha alalım. İki küme daha alalım şöyle. Hatta şu küme renkli olsun ya. Niye böyle siyah oluyor? Bu siyah beyaz gibi böyle. Evet şöyle kırmızı alalım. Gönlümüz açılsın. Heh. Şimdi bunları aldık. Şimdi fonksiyonun nereden nereye tanımlı? Dikkat. Et. A'dan A'ya tanımlı. Soldaki kümenin elemanları 1 2 3 4. Sağdaki kümenin elemanları kimler? E yine 1 2 3 4. Aynı şekilde soldaki küme 1 2 3 4 olsun diyorum. Sağdaki küme yine 1 2 3 4 olsun diyorum. Niye iki tane yazdım? Şimdi anlayacaksınız. Şimdi buradaki fonksiyon ne olsun arkadaşlar? F bileşke G fonksiyonu olsun tamam mı? Bu F bileşi G fonksiyonu bunlar. Arada bir fonksiyon küme tanımlı da onu geçin. Önemli olan bunlar ikisi. Şimdi ne diyor bana? F bileşke G2 ne yapacakmış? 2'den büyük elde edecekmiş. E bu ne demek? Sen tanım kümesinden gittin. 2'yi aldın. Değer kümesinde 2'den büyük hale gidebilirsin. O zaman kaç ihtimal var? Bak 2 ihtimal var. 3 de olabilir, 4 de olabilir. O yüzden 2 tane küme çizdim işte tamam mı? Ayrı ayrı. Şimdi 2 varsayalım ki burada 3'e gitsin. O zaman 2 de burada kime zorunda? 4'e. Şimdi koşul sağlık mı? Sağlık. Fonksiyon oluştur abi. Dikkat et. Fonksiyonlar nasıl fonksiyonlar? 1'e 1. 1'e 1. 1, e 1 fonksiyonlar var karşısında dikkat edin. O zaman bu durumda 1'in gidebileceği kaç farklı yer var solda? 1'in gidebileceği dikkat edin 3 farklı yer var. 3'e gidemez. E diyelim ki 1 1'e gitti. O zaman 3'ün gidebileceği kaç farklı yer kaldı? 3'ün gidebileceği dikkat edin. 2 farklı yer kaldı. 2 veya 4'e gidebilir. E 3 2'ye giderse de 4'e sadece bir tane seçerek kaldı. Dikkat edin 2 zaten sadece 3'e gitmek zorunda. Yani bir fark seçeneği var. E burada ne var arkadaşlar? Çarpma ile sayma var. Niye? İşten başladı ve bitti. Başlayıp da bitene kadar farklı bir işlem oldu mu? Yani fonksiyon seçme işleminden farklı bir işlem geldi mi? Bir iş çıktı mı karşıma? Çıkmadı. O zaman çarpma ile sayma. 6. Aynı mantık. 1'in gidebileceği kaç farklı seçenek var? 3. 2'nin gidebileceği kaç, fa fa kaç farklı seçenek var? 1. 3'ün gidebileceği dikkat edin 2 kalacak 4'te 1 kalacak. Çarparsak kaç gelecek? 6. Bakın bu iki işlem birbirinden farklı işlemler. O yüzden x'i ne yapmak zorundayım? Toplama ile sayma ile fonksiyon oluşmak zorundayım. Yani cevabımız da 12 gelmiş oldu. Evet arkadaşlar. Yani bileşke fonksiyon bence tamamlandı. Başka bir şey söylemez bileşke fonksiyondan. Artık bir sonraki dersimizde ne yapacağız? Fonksiyon grafiğine bakacağız. Bir sonraki ders kadar görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.